aldık. Aldım abi, şu turşun ağzını abi, her bölümüne gel. Tamam abi, en güzel balık gidiyor. Kapağımız olsun ya. Dökülmesin. Oo, süpermiş. Ne yapıyorsun? Teşekkürler, hadi kolay gelsin. Balık ekmeği aldık dostlar, gidiyoruz. Herkese selamlar dostlar. Açık teknemi kameralıya çevirdim. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü çok sarın oldu. Yaptırırken bir iki story attım. Herkes dedi ki abi nerede yaptırdın, nasıl oldu falan. Bu Sprayhood aslında serpintin körüğü diye geçiyor. Bir kamera gibi kullanıyorum ben bunu. Bunun da bir hikayesi var, anlatacağım. Open tekneyi direkt makaslı bir sistemle basitçe kameraya çevirdiğim bir sistem bu benim. Yani bunu böyle komple yatırabiliyoruz. Farklı 2-3 opsiyonu var, anlatacağım. Çok keyifliyim. İstanbul'dayım. Birazcık gezeceğim. Hem de böyle makaslı sistemi dedim size göstereyim. Her tekneye olabilir bu sistem. Sizler de kendi teknenizi yaptırabilirsiniz. Bu bir fikir çünkü. Bunu da sizinle paylaşayım istedim ama bu sistem Galaxy Yacht'a özel bir sistem. Yani Galaxy'nin kalıbına göre yapılmış, kumaşı, kromu vesairesi. Bu tamamen bizim tekneye göre yapıldı. Birkaç defa revize edildi. Yani öyle bir kere de yapılmadı. O yüzden zordur bunu böyle kitap gibi tutmak. Şöyle göstereyim. Yani bunu böyle kitap gibi tutmak zordur. Yani de böyle potluk kalır, delme çatma olabiliyor bazı teknelerde. Bu sisteme gerçekten çok çalıştık, çok emek verdik. Yani bir ay falan uğraştık şununla ama güzel bir sonuç aldık. Bir de buradan böyle burası kapanıyor arkaya doğru. O da kışlık kapaması oluyor. Hatta kışlık kapama demiyorum, onu ben komple kamera oluyor. Çünkü içeride oturabiliyorsunuz. Birazcık gezelim, İstanbul Boğazı'nın tadını çıkaralım. Hava çok güzel, İzmir'deydim, İstanbul'a döndüm. Birkaç gün buralardayım, sonra tekrar İzmir'e geçeceğim. Çok keyifli oldu. Herkese de hangi marka tekneniz varsa yapın derim. Çok keyifli bir sistem. Rüzgar almıyor. Rüzgar almadığı için de yaz kış kullanabilirsiniz. Yani teknenizi, open teknenizi yaz kış kullanın. Denizde olun. Şimdi gidelim Boğaz'a doğru. Size göstereyim bir yandan da. Captain Niel Hanım burada. Hanımefendi. Merhaba. Hadi girelim Boğaz'a doğru. Kız Kulesi'ne doğru bir gezelim. Bu olayı çok sevdim. Harbiden çok sevdim. Niel Hanım, siz beğendiniz mi? Bayıldım. Kışında buradayız. Evet. Kışında buradayız. Hadi gidelim. Gazla bakalım. Bakın şöyle göstereyim bir yandan da dostlar. Benim boyum 1.70. 1.70 boyu. Şöyle. Ve görüş açısı da her yeri görebiliyorsunuz. Her yeri görebiliyorsunuz. Her yere hakimsiniz. Her yeri cam yaptık özellikle. Her yeri cam yaptık ki sağımızı, solumuzu, her yerimizi görelim. Bu tekne zaten serpinti almıyor. Ama biz buradaki amacımız burayı kameraya çevirmek. Yani yaz kış giderken en azından rüzgar gelmesin. Veya yağmur yağdığı zaman burada çocuk, hanım vesaire daha rahat, konforlu bir seyir yapsın diye. Burası da kapanabiliyor. Burası böyle komple kapanabiliyor. Burayı böyle komple oda haline getirebiliyoruz. Evet dostlar, kameramız hazır. Yeni aldığım nevresim takımlarımı tekneye serdim. Yani burada iki kişi rahat yatabilir. Dediğim gibi bu böyle indirirsiniz, kalabilirsiniz koylarda yaz kış. Fark etmiyor, bakar mısınız? Burası böyle iki kişilik herkesin yatabileceği bir yatak. Ben de ilk kez yatıyorum. Çok heyecanlıyım. Nevresim ütüsüz, kusura bakmayın. Sıfır aldık. Evet dostlar, ben de müsaadenizle yatıyorum yatağıma. Bu arada bakın yüksekliği göstereyim. Yani ne kadar yüksek, çok ferah. Yani böyle kafanıza masanın sağdan soldan hiçbir şey olmuyor. Uyuyacağım ben. Herkese iyi geceler. Marmara Denizi'nin ortasında uyuyorum. Bu arada bu yastıkları şöyle de kullanabilirsiniz. Yani buraya doğru da yatabilirsiniz, böyle de yatabilirsiniz. Nasıl tercih ediyorsanız. Bakın iki tane yastık, bu çift kişilik nevresim takımı. İki tane yastık çok rahat yatıyor. Hatta ortaya bir junior çocuk bile olabilir, küçük. İki kişilik. İşte olay bu. Olay bu. Hava da çok güzel, sıcacık. Marmara'nın açında olmasaydım uyurdum burada. Bunun çıkış hikayesini ben size anlatacağım. Bir gece geldik, burada oturduk, bir şeyler içiyorduk gece. Bir yağmur başladı. Tekneyi terk etmek zorunda kaldık. Yani hemen çıktık, limandaydık zaten. Dedim ki bu çok saçma. Yağmur yağınca niye biz tekneyi terk ediyoruz ki dedim.
eşime. Ondan sonra dedim ki böyle bir sistem yaptıracağım. Aslında bu da böyle çıktı. Bu hiç aklımda yoktu. Bu benim aklımda hiç yoktu. Üstüme yağmur yağdı. Çok saçma geldi bana. Yağmur yağıyor diye tekniği niye terk ediyorum diye. Sonra dedim ki böyle bir sistem yapalım. Şöyle olsun, böyle olsun. Olay buralara geldi yani. Burası normalde zaten yatak oluyordu ama bu kabin yoktu hiç. Yani biz yatağı tasarladık. Güneşlenme için aslında bu. Yazın güneşlenme için ve hani koyda kalacağınız zaman da direkt üstünüzde kapalı olduğu zaman kamera oluyor aslında. Hani yağmur da yağsa, yağmur, çamur, su. Mesela şu an ben hiçbir şey hissetmiyorum. Orası biraz esiyor. Ama burası çok güzel abi. Vallahi çok güzel. Bunu kendi tekniğinizle de yaptırın dostlar. Bu güzel bir sistem. Gördüğünüz makaslı sistemi komple geri yatırabiliyoruz. Fakat şöyle bir şey var. Diyelim ki yaz oldu. Biz burayı açık kullanmak istiyoruz yazın. Ne yapıyoruz? Geliyoruz. Buradaki, şurada bunun fermuarı var. Bakın orada fermuarı var. Fermuarı çıkardık. Onda fermuarı var. Yukarı çektik. Buraya doluyoruz ve şuraya bağlıyoruz. Ne oldu? Burası açık oldu. Diyelim ki, dedik ki biz burayı da kullanmayalım. Yani şu komple bu alanı kullanmayalım. Buradan alıp bu sefer bu alanı komple yok edebiliyoruz. Sadece şu tepemizde kalıyor. Yazın sadece bunu gölgelik olarak kullanabiliyorsunuz. Yani isterseniz sadece bu gölgelik olur. Burayı komple çıkartabiliyorsunuz. Yazlık ve kışlık iki opsiyonu var. Cam ve bölmeler çıkıyor. Sadece burası kalabiliyor. Arkada da arka kısmı da komple kapatıp kışlık olarak full kapama yapabiliyorsunuz. İstanbul Boğazı'nın en derin yeri kaç metredir? Kandilli açıklarında İstanbul Boğazı'nın en derin yeri 110 metredir. Ortalama derinliği de 50 metredir. İki tane balık ekmek, iki tane bol soğanlı, iki tane de turşu suyu. Aynen. Yine geldik mekana doğru. Yandan yandan yanaşacağız. Bol soğanlı balık ekmek. Balık ekmeği aldık dostlar, gidiyoruz.
kullandım. İstanbul Köşesi'nin yüzeyde çöpleri toplayan teknesi. Çok güzel alet. Yüzeyde çöpleri topluyor. O videom da var YouTube'da, izleyebilirsiniz. Dostlar geldik, balık ekmeğimizi aldık, bol soğanlı, uskumru, başka bir şey yok abi burada, ne yapalım, bunu yiyeceğiz. Turşular güzelmiş ama, geçen biz Onur'la yediğimizde böyle vermemişlerdi bize, sadece su vermişlerdi. Gerçi ben de turşu suyu demiştim ama bu sefer turşuları verdi. Evet dostlar, bugünlük benden bu kadar. Balık ekmeğimizi yiyeceğiz, çok güzel. Barınağa doğru gideceğiz.